Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Ahval Pod'dan herkese merhabalar. Ben Burhan İkinci. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Bugün Türkiye'nin yakın siyasi tarihi açısından önemli bir gün. 1997 yılında yaşanan postmodern darbesi ve bundan 4 yıl önce İstanbul'da Kürt barışını sağlamak için Dolmabahçe'de imzalanan mutabakat. 28 Şubat tarihi olarak kayıtlara geçti. Konuklarım Kürt siyasetçi Hatip Dicle ve Ahval editörü gazeteci Ergün Babahan. 28 Şubat'ın Türkiye tarihi açısından, her iki 28 Şubat'ın Türkiye tarihi açısından önemini konuşacağız ve bugün Türkiye'deki siyasi iktidarın geldiği noktayı da değerlendireceğiz konuklarımla. Sayın Hatip Dicle ve Ergün Babahan, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sayın Dicle, isterseniz sizle başlayalım. İlk 28 Şubat postmodern darbesi MGK kararları açıklandığında siz cezaevindeydiniz. Nasıl haberdar oldunuz ve neler düşündünüz o an? Tabii Türkiye'nin tarihi, yani ordunun siyaset üzerindeki hegemonyası dikkate alındığında aslında çok şaşırmamıştık. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ordu bir anlamda parti gibi siyaseti belirlemeye çalışan bir mekanizmaydı. O dönemde de yine ordu devreye girmiş, siyasi iktidara dayatmalarda bulunmuştu. Bunu ilk biz cezaevinde duyduğumuzda tabii ki demokrasi açısından talihsiz bir olaydı. Biliyorsunuz en sonunda Sayın Erbakan'ın başbakanlığındaki hükümet o 28 Şubat kararlarının bir anlamda tırnak içinde kurbanı oldu. Bunu tabii ki çok ders çıkarması gereken bir konuydu. Bütün Türkiye'nin demokrasi çevreleri askeri ya da ordunun siyaset üzerindeki vesayetine karşı çıkmak durumundaydı. Yani bir anlamda demokrasinin de gereği buydu. Ama o dönemde böyle bir acı durum yaşandı. Hükümet, kurulan bir hükümet neredeyse istifanın eşiğine geldi ve sonradan da istifa ettirildi aslında. Bu bir darbeydi aslında. Belki hani postmodern darbe deniyordu o dönemde. Belki tanklar Sincan'daki gibi yürümemişti. Ya da bir gece ordu saat 3'te yönetime el koymamıştı ama siyasete müdahale anlamında, bir darbe anlamında onun içinde postmodern darbe deniyordu. Talihsiz bir olaydı tabii bütün demokrat çevreler açısından. Ders çıkarılması gereken bir konuydu, evet. Peki sizce ders çıkarıldı mı? Şimdi ne yazık ki ders çıkarılmadı. Yani ders çıkarılsaydı herhalde biz bugün Türkiye'de bu baskı, hatta bu faşist rejimi, faşist diktatörlüğü yaşamamış olacaktık. Maalesef devlet şu anda o var olan eskiden kısıtlı demokratik imkanları bile yok ederek, yani 1930'ların Hitler Almanyası'nı ne yazık ki Türkiye'ye yaşatmaya, bütün halklarımıza yaşatmaya çalışıyorlar. Hala da bu gayret içindeler. Yani biz 100 yıl önceki İttihat Terakki'nin güncellenmiş bir haliyle şu anda maalesef bütün Türkiye halkları, Kürt halkı ve bütün demokrasi çevreleri karşı karşıyayız. Bunun nasıl ki 1914'ten 18 arasındaki dünya savaşı sırasında sonu hüsranla kapandıysa, bu dönemde de yine bu antidemokratik ve faşist bir uygulamanın kazanma şansı yoktur. Er geç kaybedeceklerdir ama bundan da tabii Türkiye halkları, demokrasi çevreleri büyük zarar görülebilir. Zaten işin üzücü yanı da budur. Maalesef şu andaki bu durumun devam etmesinden de bütün demokrasi çevreleri, herkes muzdariptir. Ama biz bunu yenebiliriz. Yani demokratik bir birlik etrafında Türkiye'nin en azından Orta Doğu'da bir demokratik cazibe merkezi olmasını hedefleyerek demokrasiyle sorunu olan herkesin
sorunlarının demokrasi içinde çözülmesi yoluyla. Bunu aşabiliriz, aşmalıyız. Bunun direnci ve bedeli belki yüksek olabilir ama bunu yapmak zorundayız, bunu aşmak zorundayız. Ergün Bey, size sormak istiyorum. 28 Şubat'taki MGK kararlarına baktığımızda özellikle irtica tehlikesine önemli dikkat çekiliyor. Türkiye'de o süreçte, dinleyicilerimizi hatırlatmak açısından da sormak istiyorum. O süreçte gerçekten irtica tehlikesi var mıydı? Yoksa o dönemdeki devletin sahipleri, yani ordu kendisine bir tehlike yaratıp da yapmak istediklerini bir gerekçelendirdi mi? Yapmak istediklerini irticayla. Hayır, şöyle, o bence İstanbul sermaye gruplarının kendilerini Erbakan Çiller ortaklığından dolayı tehdit altında hisseden İstanbul'un 5-6-7 büyük sermaye grubunun askeri tahrik ederek hükümeti devirmeye yönelik bir girişimiydi. İşte Erbakan Çiller hükümeti Sabah Hürriyet dahil olmak üzere büyük medya gruplarına ağır vergi cezaları getirmişti, hiç karşılığı olmayan 5 trilyon lira falan gibi. Medya daha fazla medya gücü bu iki grubun elindeydi. Sabah Hürriyet, ATV, Kanal D, CNN olarak düşününce. İstanbul sermayesi Çiller'i zaten sevmiyordu, cahil buluyordu. Erbakan'dansa nefret ediyordu. Sonuç itibariyle askerle sıkı bir işbirliği içinde bu iktidarı devirme yolunu seçti. Çünkü işte Erbakan o günkü şartlarda irticai hareketleri temsil ediyordu ve o dönemin komuta kademesi daha kökten Kemalistlerden oluşuyordu. İşte Erbakan'ın davetine gidip kendisine emirleri vasıtasıyla bir şeraka aldıran Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan şeye kadar giden katı bir hiyerarşik laik yapı vardı. Ama sonuçta gördük ki toplum mühendisliği işlemiyor. 28 Şubat'a müdahale eden Kıvırkoğlu'ydu galiba Genelkurmay Başkanı, 1000 yıl sürecek dedi. 10 yıl bile sürmedi yani, arkasından oraya toplumsal gelişime aykırı olarak, toplumsal gelişimin önünü kesmek amacıyla hukuk dışı silah gücüyle müdahale ettiğinizde o hareketi daha da güçlendirmiş oldunuz. Erbakan kendi siyasi yaşamını iktidarda tamamlasa ve o yıpranma sürecini geçip bitirseydi belki bugün AKP'nin yol açtığı tahribata tanıklık etmeyecekti Türkiye. Bugün de Türkiye'de en çok son zamanlarda da, özellikle son seçimler öncesinde de Erdoğan tarafından en çok dilendirilen bir söylem var. Beka sorunu. O süreçte postmodern darbe öncesindeki süreçte ne kadar irtica söylemi revaçtaysa bugün de beka söylemi revaçta. Sizce var mı böyle bir tehlike, var mı? Türkiye'nin bir beka sorunu mu var? Neden Erdoğan bu kadar çok dilendiriyor? Kim, bana mı bu soru? Evet. Sonuç itibariyle iktidarlar korkuyla yönetirler mutlaka. Ya eskiden komünizm tehlikesi vardı. Şimdi bölünme tehlikesi, işte Suriye gibi olma, Irak gibi olma korkusuyla. Zaten ilkokuldan itibaren aşırı milliyetçi, tüm dünyanın korktuğu, nefret ettiği, endişe ettiği bir ülkede yaşıyorlar duygusuyla yetiştiriliyor çocuklar. Gerçekten Türkiye'nin çok önemli, çok güçlü, vazgeçilmez, dünyada lider ülke olduğu düşüncesindeler. Bir yandan buna inanıyorlar, bir yandan çok çabuk bölünebileceğinden de korkuyorlar. Biraz hastalıklı bir ruh ve toplumsal yapısı var Türkiye'nin. Genelde İslam coğrafyasında hakim bir şey bu. Yani İslam'ı hem Hristiyanlıktan, Batı kültüründen üstün kabul edip hem de çok korkmak, nefret etmek, bu çok sağlıklı bir ruh hali değil. Türkiye'de Tayyip Erdoğan yeni bir şey değil. Bu Çiller'de hatırlarsanız meydanlarda ilk tek bayrak, tek devlet, Nazizmin, Hitler'in söylemidir bu. Uygulanmış şeklini Türkiye'ye getirmiş, seslendirmişti ki ona hiç yakışmıyordu. Yani Erdoğan'a daha çok
işte bu namaz, ezan vesaire sözleri daha çok yakışıyor. Eminim ki Tansu Çiller siyasete girinceye kadar ayağını camiden içeri atmamıştır. Siyasetle girmiştir ama Erdoğan oralarda büyümüş, o mahallenin çocuğu. O yüzden Erdoğan'ın söylemi aslında kendi tabanında daha fazla karşılık buluyor diyebiliriz ve o kendi tabanını bölünme, yıkılma, yok olma, kazanımların elden gitmesi endişesiyle ekonomik gidişata, Türkiye demokrasisinin yerlerde olmasını aldırış etmeden bir arada tutmaya yarıyor. Tıpkı Trump'ın Meksika'dan gelecekler işte bizi yerle bir edecekler, medeniyetimizi bitirecekler, duvar yapalım demesi gibi bir şey bu. Korkuya dayalı bir yönetim. Tabii bunu kullandığında direktmen bu beka sorunu Kürtlerle bağdaştırıyor. Sayın Dicle, Kürtler evet, Türkiye'nin bu bekası için bir tehdit oluşturuyor mu? Tam tersine Kürtler bugün Türkiye'de demokratik mücadelenin ve gerçekten bütün toplumun taleplerini karşılayacak bir perspektife sahip, ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı zenginlik kabul eden ve sadece Kürtler için soruna yaklaşmayan, demokrasi sorununu bir bütün olarak ele alan bir perspektife sahipler. Nitekim biliyorsunuz bugün 28 Şubat'ı anarken İmralı'da süren görüşmeler, 2,5 yıl süren görüşmeler sırasında bu Dolmabahçe mutabakatı olarak bilinen süreçte de esas önemli nokta bir anlamda şuydu, yani işin felsefesi açısından söylüyorum. 3. Dünya Savaşı yaşanıyor Orta Doğu'da. Irak, Suriye, o zaman hani daha belki Suriye tam kıvam hala gelmemişti ama henüz yeni başlamıştı ve şeyde var, Irak'ta büyük bir sorun yaşanmıştı. Bu yangının Türkiye'ye yansımaması için mümkün olduğu kadar Türkiye'de demokratik bir çözümün yolunu açarak bütün çelişkileri, toplumun bütün çelişkilerini görüşmeler yoluyla barışçı bir çözümle, siyasi çözümle sonuca varmasını isteyen bir perspektife sahipti. Biliyorsunuz o dönemde İmralı'da süren görüşmeler sırasında aslında 28 Şubat mutabakatı belki televizyonlarda işte hükümetin de temsil edildiği, kamu güvenliği müsteşarının yer aldığı, işte bir grup HDP'li milletvekilinin yer aldığı bir yani bir fotoğrafla belki Türkiye tanıdı onu ama özü çok çok farklıydı. Yapılması gereken şuydu. Yani özü şuydu 28 Şubat mutabakatının, Dolmabahçe mutabakatının, Türkiye'nin demokrasi sorunları var ve bu demokratik sorunları tartışacağız muhataplarıyla ve yeni perspektifler olacağız. Bu perspektifle Türkiye'yi bir demokratik anayasa kavuşturacağız. Somutlaştırayım. Türkiye'nin mesela örnek diyelim bir Alevi sorunu var. Alevilerin yıllardır dile getirdikleri kendi inançlarını özgürce yaşama sorunları var. Kürtlerin veya diğer azınlıkların kendi ana dilleriyle eğitim veyahut da diğer kültürlerini özgürce yaşama sorunları var. Bölgesel kalkınma, ekonomik sorunlarımız var. Sivil toplumun özgürlüğü sorunları var. Yerinden yönetimlerin güçlendirilmesi sorunlarımız var. Bunun gibi bütün sorunları orada muhataplarıyla görüşme var. Mesela şu yanlış anlaşılmasın. Acaba orada insanlar bir araya gelecek bir toplum mühendisliğine mi yapacaktılar? Hayır, öyle bir şey yoktu. Hedef şuydu, yani anlaşma şöyle sağlanmıştı o zaman. Örneğin diyelim kadın sorunu tartışılacak. Türkiye'nin bütün kadın örgütlerinin temsilcileri o gün İmralı'ya gidecekler. Orada kadın sorunu tartışılacak. Sonuçta varılan mutabakatla onlar yazılı hale getirilecek. İşte Alevilerin sorunları, Kürtlerin sorunları, Türkiye'nin özgürlük sorunları, militarizm sorunları hepsi oradan masaya yatırılacak ve muhatapları tarafından tartışılarak bir çözüm bulunacak. Sonradan bu Türkiye'nin demokratik anayasasının temellerini oluşturacak. Ve bu da şöyle olmayacaktı yani. Örneğin işte burada mutabakata varılacak, her şey anayasa düzeltilecek. Hayır.
Sayın Öcalan diyordu ki biz bu konuda anlaşmaya varacağız, toplumu da tartıştıracağız. Yani kapalı kapılar ardında, işte örneğin diyelim Alevi sorunu tartışılırken, işte biz orada bir mutabakata varacağız, toplumdan haberi olmuyor. Hayır, öyle değil. Tümüyle toplumu da buna katarak. Toplum düşünün ki 2,5-3 ay boyunca Türkiye'nin bütün sorunları tartışır hale gelecek ve bunlar yazılı hale getirilecek, varılan bu tabakatlar. Sonradan bu Türkiye'nin demokratik bir anayasasının temellerini oluşturacak. Peki Sayın Öcalan diyordu, bunlar yapıldığı zaman bize düşen nedir? Diyor, bize de düşen, PKK'ya düşen, Kürtlere düşen, örgüte çağrı yaparak silahlarını tamamen ortadan kaldıracak şekilde örneğin bir kongre yapması ve o kongrede Türkiye'ye karşı silahlı mücadelelerin durdurulduğunu ilan etmesi ve bu şekilde bu silahlı çatışmanın, uzun yıllardır süren silahlı çatışmanın demokratik bir anlayışla sona erdirilmesi ve onu temel teşkil eden toplumun bütün sorunları, yani aklınıza gelen toplumun ekoloji sorunlarından çevre sorunu, hepsinin toplumla birlikte tartışılması ve demokratik bir çözüme varılmasını amaçlıyordu. 28 Şubat mutabakatı 10 maddeden oluşuyordu ama bu her 10 madde ayrı ayrı, bu saydığım somut izleyicilerimizin daha rahat anlatabilmek için bunların tümünün tartışılacağı bir zemin yaratmak ve sadece İmralı'da orada gelen dar bir grup tarafından her şeyin toplum mühendisiyle çözülmesi anlamda değil, toplumu da buna katarak, basının yoluyla bütün tartışmaya Türkiye'yi çekerek büyük bir demokratik hamle yapmak. Bunu şunun için Sayın Öcalan diyordu, gerek var. Hem kendi demokratik sorunlarımızı çözmek, hem de 3. Dünya Savaşı'nın cehennem ettiği Orta Doğu'da bir demokratik cazibe merkezi oluşturmak. Diyordu, o zaman bütün Orta Doğu ülkeleri bizi örnek alacak, sorunlarımızı nasıl çözdüğümüzü dünyaya gösteririz. Hatta hatırlayın, Beşir Atalay, Sayın Başbakan Yardımcısıydı Beşir Bey o dönemde, şöyle bir iddiada bulunuyordu. Diyordu, biz öyle bir çözüm bulacağız ki dünyaya örnek olacak ve dünyada başka örneği yoktur. Bu gerçekten bunu başarabilseydi Türkiye, ki devlet bunu yine masayı devirerek bozdu. Dünyada ilk böyle bir, yani diyelim üçüncü güçlerin, Birleşmiş Milletler gibi farklı üçüncü güçlerin devrede olmadığı, sadece iki muhatabın devlet içinde karşı karşıya gelerek çözümler bulduğu bütün büyük bir demokratik hamle olacaktı. Gerçekten dünyada bunun benzeri yoktur. Ama bunun önünü dediğim gibi bu demokratik olmayan çevreler, bugünkü iktidarın, faşist diktatörün yöneticileri sabote ettiler ve maalesef 28 Şubat 2015'te varılan bu mutabakatı bir anlamda çiğneyerek Türkiye'yi bugünkü kanlı sürecin içine soktular. Türkiye büyük bir fırsatı kaçırdı ama bence toplumun %50'si şu anda en azından bu faşist diktatöre teslim olmamıştır. Bu mutabakat, yani o %50'nin mutabakatı ve birlikte hareketiyle, ki yanaşmadıkları için bugün bu devam ediyor. Örneğin CHP uzak duruyor. Örneğin İYİ Parti zaten HDP'nin veya Kürtlerin ismini duymak istemiyor. Bu şekilde de AKP-MHP hükümetinin, ya da diyelim AKP-MHP anlayışının, zihniyetinin bu faşist diktatörlüğü sürdürmesi daha kolaylaşabiliyor. Onun için bizim yapmamız gereken bütün demokratik çevreleri, Türkiye'nin gerçekten barışından, demokrasisinden yana olan kesimlerin yine de omuz omuza vererek dirençli bir mücadele yürütmesi gerekir. İşte bugünkü açlık grevleridir, bölgedeki Kürt halkının bütün uğraşlarıdır, bunu hedefliyor. Yoksa Kürtler Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi halkıyla ya da Türkiye halklarının bütün renkleriyle kardeşleşmek istiyor. Bu kesindir. Ama dediğimiz gibi maalesef bugün 2015'ten bu yana neredeyse 4 yıl geçti. 4 yılda o günkü tüm demokratik hayallerimizi yok eden, kanlı, tamamen Hitler Almanyası'nın kurallarıyla işleyen bir rejimle karşı karşıya kaldık ki bu Türkiye için, bütün halklarımız için bir felakettir. Ama bunu aşacağımıza, bunun mutlaka bu sorunu çözeceğimize, kendi iç dinamiklerimize bu yükünü sırtımızdan atacağımıza ben şahsen inancım güçlüdür. Evet,
Hatırlatmak açısından kısaca değineceğim. 28 Şubat 2015 Pazar günü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ağa, HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili sıra sıraya önde, ki bunlar her üç isim de İmralı'da Öcalan'la görüşmeye katılan isimlerdi. Diğer yandan da AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Derviş vardı. 28 Şubat. Dervişoğlu. Evet. Dervişoğlu, Muhammed Dervişoğlu evet. vardı. Sırrı Süreyya Önder orada Abdullah Öcalan'ın PKK'ye baharda silah bırakma çağrısını aktarmıştı. Sayın Dicle, sizce PKK o dönemde silah bırakmaya hazır mıydı? Şimdi mesele şu. Bakın biz biliyorsunuz Kandil'le Ankara arasında bir anlamda mekik dokuyorduk. Şimdi baştan beri, mesela ben son 8 ayda katıldım sürece, hep gittiğimizde oradan yazılı mektuplar veyahut da sözlü bize iletilenler şu çerçevedeydi. Her ne kadar orada katılan devlet heyeti Türkiye'de barışçı bir çözümden yana olduğunu söylese de diyorlardı, pratik sahada durum öyle değil diyordu. Mesela diyordu, kale kollar yapılıyor, büyük tahkimatlar yapılıyor, ordu sürekli keşif hareketleriyle Kandil'i, oraları denetliyor. Yani diyorlardı, aslında bunlar büyük bir savaşa hazırlanıyorlar. Ve Sayın Öcalan'ı daima bu konuda mektuplarıyla, sözlü şeyleriyle uyarıyor. Ama Sayın Öcalan hep onları dinlediğinde asla bir gün, ya bu arkadaşlar niye böyle karamsarlar, biz burada barış yapıyoruz demedi. Bu kesin, biz buna tanığız ve devlet heyeti de tanıktır. Hep dinlerdi, yorum yapmadan, tamam biz işimize bakalım derdi. Yine oradaki görüşmeler sürerdi. Bu anlamda aslında pratikteki, diyelim pratik sahadaki gelişmelerle oradaki İmralı'da konuşmalar arasında bir uçurum vardı. Yani denkleşmiyordu. Mesela diyelim PKK sürekli, en azından devletle, onu da hakkını vererek söyleyelim, İlk defa ordu, diyelim ki PKK daha önce 8-9 kere tek taraflı ateşkes ilan etmiş, ama ilk defa ordu ateşkese uyuyordu. Bu nedenle ilk defa silahlar susmuştu ve toplumda büyük bir umut vardı. Demokrasi yoluyla bu sorunlar çözülecek ve sadece Kürt'ün sorunu değil. Dikkat ederseniz Dolmabahçe mutabakatının ana fikri şuydu. Sayın Hoca'nın derdi ki, biz sadece Kürt sorununu çözmekle toplumu barışı sağlayamayız, toplumsal barışı. Ne olacak diyordu? Alevilerin sorunları varsa Alevilerin sorunları da direkt, onlar da devreye girerek temsilcileri. Kadın sorunu, sivil toplumun sorunları, azınlıklar sorunları, örneğin Rumlar, Ermeniler, işte Museviler, ne kadar Türkiye'de kalmışsa temsili gücü Ermeniler, bunların da devreye girmesi ve kendi sorunlarını çok özgürce bu İmralı süreci içerisinde ifade ederek demokratik bir anayasanın biz ilkelerini oluşturmalıyız ve Türkiye'de de artık silahlar susarak ve bunu yapmakla diyordu, bunu başarırsak biz demokratik bir cazibe merkezi olarak tüm Orta Doğu halklarına bu 3. Dünya Savaşı içinde örnek oluruz. Ama maalesef devletin ajandası böyle değildi. Devlet orada bir oyalama taktiğine ve sonuçta da çok açık söyleyeyim, bazı noktalarda dayatmalara gittiler. O dayatmaları da Kürt tarafı ve başta Sayın Öcalan kabul etmeyince de masayı devirdiler. Mesela neydi dayatmalar? Onu da çok kısa başlıklar halinde geçeyim. Birinci dayatma deniyordu ki HDP kesinlikle parti olarak seçime girmemeli, bağımsız adaylarla girmeli. Mesele neydi? Çünkü anketlerde HDP'nin barajı açtığını devlet görüyordu. Ama bize İmralı'da şunu söylüyorlardı. Hayır efendim, siz %8'i aşamıyorsunuz HDP. Peki HDP barajı aşamasa o zaman kiminle görüşülecek parlamentoda? Bu sorun nasıl çözülecek? Halbuki anketler, yani gerçek yapılan anketler öyle değil. %12-13'lerde biliyorsunuz HDP oy aldı sonuçta ve oradaki maksat şuydu, HDP'nin bağımsız adaylarla girerek 80 milletvekili yerine 40'la ancak yetinmesi, bağımsız aday girerse çünkü ancak 40 çıkarıyor, bunun AKP'ye
bedava milletvekili olarak sayılıp 296 falan tutturması hedefleniyordu. Biri buydu. Yani HDP konusunun seçimlere şeyle girmesi, bağımsız adaylarına girmesi. İkincisi deniyordu ki bu Dolmabahçe mutabakatında verilen bir anlaşma vardı. Bu anlaşmaya göre bu müzakereler yapılacak. Sonra Sayın Öcalan kongre çağrısı yapacak PKK'ye ve PKK Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi durdurma kararı alacak ve tamamen askeri güçlerini Türkiye'den çekecek ve daha sonra da belli bir af yasası vesaire işte genel af yasası çıkararak devlet onları tekrar demokratik siyasal sürecin içine çekecekti. Bunlar hiçbirisi yapılmadı ve bilakis orada şu dayatıldı. Müzakereleri falan bırakın. Yani bunu yani bir anlamda yaptıkları Dolmabahçe mutabakatını tekin biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Nisan'da masayı devirirken benim haberim yok diyor. Dolmabahçe mutabakatına benim haberim yok. Oysa kamu güvenliği müsteşarı dahi devlet heyeti bize aynen şunu söylüyordu. Burada yapılan görüşmelerin en geç bir saat, birçok saat sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın önündedir tutanaklar diyordu. Onlar doğruyu söylüyorlardı. Ve burada gerçeği yansıtmayan Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Ve masayı devirme gerekçesi yaptı bunu. Bir diğer konu tamamen mesela diyelim ki Kürtlerin ulusal kongre çalışması. Çünkü Sayın Öcalan diyordu ki bakın biz Kürtlerin bütün parçalardaki Kürtlerin bir araya gelip bir ulusal kongre oluşturması lazım. Ve Türk-Kürt ittifakı sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi birbirlerini tanıyan, birbirinin haklarına saygı duran bir noktaya taşınması gerekiyor. Bunun için bizim ulusal kongremizin toplanması lazım, Kürtlerin ulusal kongresinin. Bunun için de sizin katkınız şu olabilir, KDP'ye sadece şu mesajı verin. Yani KDP'ye deyin ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kürtlerin ulusal kongrelerini kurmalarına karşı değiliz. Bu ulusal kongrenin amacı şu olacaktı. Kürtlerin kendi arasındaki sorunları çözen ve diyelim ki dört parçada yani Suriye'de, İran'da, Irak'ta ve Türkiye'de yaşayan bütün Kürtlerin dayanışma içinde DAEŞ'e karşı mücadelesinin örgütlenmesi ve biliyorsunuz o zaman DAEŞ büyük bir tehditti, yine de tehdittir şu anda. Bunlara karşı yek vücut olmaları ve demokratik anlamda sorunların çözümünün bir platformun yaratılması. Bunu da aslında devlet heyeti önceleri olumlu yaklaştığını bize söylediler orada. Ama sonradan dediler ki efendim siyasiler derken biz Sayın Erdoğan'ı anlıyorduk zaten. Siyasiler bunu kabul etmedi diyorlardı. Ve bu şekilde o yolda tıkanmıştı. Böyle yani birkaç konuda yapılan dayatmaları kabul etmeme ve demokratik siyaseti öne çıkarma tavrı devletin ise son zamanlarda özellikle masanın devrilmesine çok kısa süre kala resmen devlet heyeti Cumhurbaşkanı'nın ve hükümet demeyeyim de belki yanlış olur ama sadece Erdoğan'ın baskılarıyla bunların kabul edilmemesi yönünde bir tavır içine girdiler ve kilitlendi. İster istemez şeyler kilitlendi yerde. Oradaki görüşmeler kilitlendi. Bir sürede sonra da zaten 5 Nisan'da Erdoğan çıkarak ben Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum, haberim yoktu diyerek masayı devirmesiyle işte bugünkü savaş sürecinin diyelim ki altyapısı kuruldu. Ve ondan sonra da Türkiye bu 4 yıldır büyük bir hengame içindedir. Bunu Sayın Öcalan uyarıyordu. Yani diyordu ki eğer bu süreç bozulursa büyük ihtimalle Türkiye'de darbe dinamiği devreye girer ve Türkiye'nin artık Irak ve Suriye haline gelmesi önlenemez. İşte bugün Orta Doğu'da yaşananlar bellidir. Orta Doğu'da Türkiye işte cihadist örgütlerle, DAEŞ'le yaklaşarak Türkiye'yi getirdiği nokta bellidir. Bu bir felaket noktasıdır. Eğer halklarımız çok aktif olarak buna dur diyemezse ben çok açık söyleyeyim. Alman toplumu nasıl Hitler'e uymakla büyük felaketler yaşadı ve büyük bedeller ödediyse biz Türkiye toplumu da bunun bedellerini ödeyebiliriz. Bu tehlike var. Onun için biz henüz o tehlike gelip direkt kapıya
varmadan ve yangın bütün Türkiye'yi kapsamadan mutlaka buna demokratik tepkilerimizi ve sivil toplumun tepkilerini ortaya koyarak örgütlü bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Ergün Bey, çözüm sürecinde yer alan hükümet kanadındaki isimlere baktığımızda bugün iktidarda yoklar. Sesleri çıkmıyor. Uzun süredir sessizdirler. Sizce çözüm sürecinde yer alan bu AKP'li isimler neden tavsiye edildi? Kim müdahale etti? Şöyle söyleyeyim. 17-25 Aralık sürecinin ardından Erdoğan Gülen cemaatiyle ortaklığını bitirince devlet içinde kendi bürokrasi, AKP'nin yetişmiş bir bürokrasi olmadığı için yeni bir dayanak aradı. Onu da işte Ergenekon'la buldu. O güne kadar Ergenekon davasının savcısıydı. Birden avukatı haline döndü. Yani bu kadar çeviklik dünyada az siyasetçide görülebilir. 180 derece dönüp tam tersi pozisyonları savunabilmek. O Ergenekoncu kadroların önceliği bir Batı ittifakından uzaklaşmak, Rusya ve İran'a, Çin'e dönmek. Diğeri de bu Kürt meselesini çözüm yoluyla halletmeye çalışan tüm isimleri tasfiye etmek, cezalandırmaktı. Yani gene de kendilerini şanslı hissedebilirler. Haklarında dava açılmadı. Orada durumu idare edebilen herhalde Erdoğan'ın da yatmasıyla sadece MİT müsteşarı Hakan Fidan oldu. Çünkü biliyoruz ki Hakan Fidan Oslo görüşmelerini Erdoğan adına yürüten kişiydi, muhtemetiydi. Burada tabii Türkiye açısından sıkıntı AKP'nin bu konuda en cesur, en istekli olduğu dönemde o dönemki ortağı cemaatin de barış sürecini baltalamaya yönelik bir tavır içinde olması, Oslo görüşmelerinin tutanaklarını basına sızdırıp AKP iktidarını zor durumda bırakmaya çalışmasıydı. Sonuçta yaptıklarının bedelini kendileri de ağır bir biçimde ödüyorlar. Çünkü Öcalan'ın dışarıdan gördüğü gibi Kürt meselesindeki çözümsüzlük Türkiye'yi bir darbe sürecine götürdü. 15 Temmuz aslında Ergenekon'un bir darbesidir. Tayyip Erdoğan darbesinden çok. Erdoğan için yolsuzluk ve hukuksuzluklarının hesabını vermemek için bir vesile olmuştur. Ama Ergenekoncu tayfa için Türkiye'yi Batı ittifakından uzaklaştırıp Rusya eksenine yanaştırmak ve Kürt meselesini sadece şiddet yoluyla çözüm yolunda adımlar atmak ve 1915'te Talat Paşa'nın Ermenilere yaptığını bugün Kürtlere yönelik yapmak, işte Irak'ta, Suriye'de herhangi bir yerde bir siyasi statü sahibi olmalarını engellemeye çalışmak gibi bir proje peşine düştüler. Ama 28 Şubat projesi nasıl sonuç itibariyle başarısız olduysa, bu yeni iddiatçıların Kürt politikasının, ekonomik politikasının, Batı'dan uzaklaşma politikasının da başarısız olacağı ve büyük bir çöküşe doğru gittiği ülkenin herkesin gördüğü bir gerçek geldi. İşte bugün itibariyle atıp tutuyorlar, şey yapıyorlar ama orada 500 asker bırakan Amerika'ya karşı 10 metre Suriye toprağına girmeye cesaret edemiyor. Bu bir güç dengesi. Ya da Rusya ile çok yakın ama sahada Rusya, Türkiye'nin bölgeye girmesinin, Rusya'nın büyük zorluklar ve ekonomik bedeller ödeyerek elde ettiği bu bir çeşit denge yapısını Suriye'de alt üst edeceğini gördüğü için, Kürtleri sevdiğinden değil, yani Türkiye Kürtlerle savaşa başlarsa IŞİD'in yeniden canlanması, Esad'ın kazandığı toprakları kaybetme riski, Rusya'nın zora girmesi gibi bir sürü belirsiz senaryo var ortada. Rusya'nın da Türkiye'nin müdahalesine karşı olması, İran'ın karşı olması, İsrail'in olması, Avrupa'nın olması. Yani şu anda denizde şiddetli bir fırtınada savrulan kaptansız gemi gibi önceden yazılmış bir şeyi var, rotası var. Ama ne o rotayı tutturabiliyor, ne dönüp sağlıklı, sakin sulara yaklaşabiliyor. Türkiye gerçekten vahim bir istikamete doğru gidiyor diyebiliriz.
Evet. Sen Dicle, çözüm süreci bitirdikten sonra hükümetin özellikle dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun çokça dile getirdiği bir konu vardı. Kamu güvenliği konusu. Biliyorsun evet. O dönemde sokağa çıkma yasakları, operasyonlar, şehir içi savaşları yaşandı. Hatırladığım kadarıyla Cizre'de ilk olaylar başladığında 3 kişi yaşamını yitirmişti ve siz bunu çözüm süreci provokasyon olarak değerlendirmiştiniz. Yanlışsan düzeltin lütfen. Belki yanlış hatırlıyorum ama sizin telkinlerinizle olaylar büyümeden sona ermişti. İlk çıktığı zaman Sendek Savaşları. Ama 7 Haziran sonrası birdenbire olaylar büyüdü. Tam olarak bu süreçte ne oldu? Siz arabuluculuk yaptınız mı? Yani bunun daha da büyümemesi için neler yaşandı? Çünkü bu konu çok arka planla ilgili çok konuşulmadı, çok tartışılmadı. Evet, doğru. Doğru. Neler yaşandı? Sizden dinleyelim. Anlıyorum. Çünkü siz içindeydiniz. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ben son 8 ayda süreç içinde yer aldım. Cezaevindeydim zaten. Cezaevinden çıktıktan sonra Sayın Öcalan'ın önerisi ve devlet heyetinde kabulüyle ya da hükümetin kabulüyle işte dahil oldum imar sürecine. Şimdi iki önemli sorunu, birisi Bingöl yolu üzerinde, Diyarbakır Bingöl yolu üzerindeki ana yolda ki hendeklerin görüşmeler yoluyla o sorunun çözülmesi. İkincisi de bu Cizre'deki meseleler. Şimdi ikisine de biraz değinmek istiyorum özet olarak. Şimdi Bingöl'deki mesele şuydu. Oralarda zaten asla bir barışçı hedefin yapmayacak şekilde kalekol dediğimiz böyle 1000 kişi, 2000 kişilik askeri binler yer aldığı ve tümünün etrafının işte demirli betonlarla, kalın demirli betonlarla örüldüğü kale kollar ismi öyle anılıyordu o zaman. Yapılması sonucunda o Lice ve çevresindeki halkın bir anlamda buna tepki göstermesi, ana yola, Diyarbakır Bingöl arasındaki ana yola hendekler kazması ve trafiği engellemesi meselesiydi. Şimdi o dönemde biz daha cezaevindeydik ama diğer arkadaşlarımız, HDP'li arkadaşlarımız, milletvekilleri, imralı sürecine dahil olanları kastediyorum. Bunlar bir görüşme yürüterek, yani gidip onlarla en azından niye yapıyorsunuz bunu? Çünkü Sayın Öcalan önce meseleyi anlamak istiyordu. O zaman arkadaşların ifadesi şuydu. Yani buradaki insanlar diyorlar ki bir taraftan barış görüşmeleri varken bir taraftan bu kalekolların yapılmasını kabul edemeyiz. Eğer Türkiye gerçekten barışçı çözüme gidecekse bu askeri hazırlıklar olmamalıydı. Dolayısıyla bu kalekolların yapılmasının durdurulması ve bu şekilde kendilerinde işte bu hendek meselesini son verecekleri meselesiydi. Biri buydu. Sonra benim tanık olduğum olay şuydu. Cizre'de şehir içinde hendekler kazmaya başlamışlardı. O zaman Sayın Öcalan devlet heyeti bunu gündeme getirdi. Sayın Öcalan beni görevlendirdi. Dedi ki gidin bu hendek kazanlarla bir görüşün bakalım. Niye bunu yapıyorlar? Sebebi nedir? Bunu anlamak istiyordu. Ben de gidip orada işte ki diyelim belediye veya diğer demokratik kesimlerin desteğiyle onlarla iletişime geçtim. Bizzat o hendek bağışlarına gittim. İnanır mısınız bunu çok samimi söylüyorum. Belki bir ikisini elinde Kalaşnikov gördüm. Diğerleri hepsi av tüfekleri vardı ellerinde böyle o beşli dedikleri av tüfekleri vardı. Peki nedir bu gençlerin meselesi? Bir eve çekildik bu durumlarda. Dedi ki işte Sayın Öcalan bunu anlamak istiyor. Siz niye bunu yapıyorsunuz? Bu hendekler niçin kazandı? Şimdi o zaman bize hepsi de çoğu 20-21 yaşındaki gençlerdi. Bize şunu söylediler. Dediler ki aslında bizim amacımız, tek bir amacımız var. Biz daha önce işte hepimiz çeşitli sürelerde cezaevi yattık. Ama şu anda tekrar bizim aranma kararımız çıkarıldı. Biz buna şaşırdık. Biz ne yapmıştık ki bizim arama kararımız çıkıyor? Bunun üzerine dediler, biz artık şuna karar verdik. Bizim ancak ölümümüzü toplayabilirler. Artık bizi alıp cezaevlerine, işte bazıları 3 sene yattığını söylüyordu, bazıları 5 sene falan. Biz artık asla bunu yapmayacağız diye. Ben de dedim ki Sayın Öcalan diyor ki bakın biz burada bir görüşme süreci yürütüyoruz. Sorunları çözmeye çalışıyoruz. Onların bu hareketi yani zorluyor süreci.
Onlar da aynen şunu demişlerdi. Yani eğer bu konuda bizler gözaltına alınmayacaksak, bu konuda bize baskı yapılmayacaksa biz de hendekleri niye kazalım ve niye yapalım? Sonuçta şu anlaşmaya varıldı. Bakın ben bu sorunu getirdim. O zaman şöyle karar verildi o zaman. Yani bunu belki basına yansımadı. İlk defa belki söyleyeceğim. Gençler belediyenin de yardımıyla tamamen o hendekleri kapatacaklar. Peki oradaki polis güçleri ne yapacak? Bu gençleri gözaltına alma, bunları tutuklama sevdasından vazgeçecekler. Yani bu kararlarını geri alacaklar. Bu şekilde bu sorun çözülecekti. Mesela Bingöl'deki sorun da yine o şeyler anlaşmayla çözülmüştü. Yani mekanizma olduğu zaman aslında ortaya çıkan sorunlar görüşmeler yoluyla çözülebiliyordu. Ama ne zaman ki masa devrildi, artık ondan sonra iş silaha döküldü ve sadece o eline av tüfeği olan gençler değil, artık direkt gerillada şehirlere girerek, biliyorsunuz o acı süreç herkes açısından dert çıkarılması gereken o süreç ne yazık ki hiç hayal edilmeyen bir şekilde bir savaşa ve şiddetli çatışmalara evrildi. Onun için Cizre'de mesela emniyet müdürü çok açıkça bize şunu söylemişti. İşte bazı gençlerin vardı, isimleri vardı birkaç kişinin. Onlar orayı terk etsinler. Diğerleri de zaten silah bıraktıkları zaman bizim bunlara sorunlarımız kalmayacak. Ve hendekler kapatılarak o dönemde bu sorun aşılabilmişti. Öz olarak şu diyelim. Sorunlar çıkıyordu görüşmeler sürecinde de. Ama sorunlara müdahale edip sorunları çözebiliyorduk. Ve kangren boyutuna gelmeden, kanlı çatışmalara yol açmadan sorunu çözebiliyorduk. Hatta ben Cizre'de o gün gittiğimde bu görüşmeleri yaptım. Sayın Öcalan'ın onlara mesajını ilettim. Ondan sonra büyük bir halk toplantısı yaptık. Halka da mesajlar verildi ve Cizre'deki bu sorun görüşmeler yoluyla çözülebilmiş oldu. Yerelde siz bunu çözdünüz. Peki ne oldu da sonraki uzun soluklu bir çatışma süreci yaşandı? Diyarbakır'a, Musaybin, Şırnak kent merkezi, Silopi, Yüksekova'ya sıçradı. Başta yerel olarak siz çözdüğünüz bir sorun ne oldu da birdenbire... Şimdi olayı biz tabii sonradan öğrendik. İlginçtir. Kamu güvenliği müsteşarı bizimle devlet heyetinin başı olarak görüşmeler yaparken 15 Eylül işte o tarihlerde 15 Eylül 2014'ten bahsediyorum. Bir çöktürme planı hazırlamışlar. Sonradan bu çöktürme planı deşifre oldu. Hatta en son Mısır Devlet Televizyonu'nda bütün maddeleriyle deşifre edildi. İlginçtir. Mısır Devlet Televizyonu'nda olması daha ilginçtir. Sonuçta bunlar şunu hedefliyordu. Bizimle görüşmeler sürerken devlet bir taraftan da işte bu karakollarla işte nasıl çok sinsi planlar. Mesela diyor ki bunu Davutoğlu da o zaman söylemişti. Demişti ki aslında bu çatışmaların sürdüğü 12-13 ilçenin zaten biz müdahale edecektik. Bu çökme planında bunun kararları vardı. Yani örgütü bir bütün olarak çökertme hedefleri vardı. Bunu açıkça söyledi başbakan o dönemlerde. Tabii bu bir taraftan biz orada sözde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu sorunu barışçıl yollarla, siyasi yollarla çözeceğiz diye müzakere yürütüyoruz. Ama öbür taraftan da devlet yani kamu güvenliği müsteşarlığı bir çöktürme planı hazırlamış. Yani çok detayına girmeyeceğim o çöktürme planının. Evet. Aynen onları yaşadık çünkü. Yani o 20, dur ben tam tarihi telaffuz edeyim. 24 Temmuz 2015'ten itibaren yani Kandil'e yapılan toplu hava saldırısından sonra şehirlere işte JITEM denen ya da diyelim ki adı neydi bu askeri birimlerin, polis birimlerinin girmesi ve sonradan da tamamen savaş suçu işleyerek tankların şehirlere sokulması. Bakın yani bu savaş hukukuna aykırıdır. Bir savaş suçudur. Bu çünkü normalde yani eğer ortada bir terör eylemi varsa şehirde, yani devletin anlayışına göre söylüyorum, ona sizin polis birimleriniz var, onlar müdahale eder.
tankları şehirlere sokamazsınız. Bu savaş suçudur. Ve ondan dolayı da biliyorsunuz 12-13'e yakın ilçe darmadağın edildi. Yani yüksek ovanın halini gören 10 şiddetinde bir deprem zannederdi. Ya da diyelim ki Nusaybin'i gören burada 10 şiddetinde deprem var derdi. Mesela ben Nusaybin'i gördüğümde korkunçtu. İnanır mısınız? Hitler'in Yahudi getolarını bombaladığı gibi bütün şehir dümdüz olmuştu. Yani altı mahalle dümdüzdü. Hatta biliyorsunuz o zaman Devlet Bahçeli şöyle demişti. Cengiz Han'ın bir sözünü söylemişti. Omuz üzerinde baş, taş üstünde taş bırakmayın. Oysa normalde eğer diyelim ortada bazı gençler eline silah almışsa, oraya girmişse bile ellerindeki silahlar belli yani. O hafif silahlara karşı devletin askeri birimleri var. Onlar müdahale eder. Helikopterle bombalayarak, hatta bir iki yerde savaş uçağı kullanarak, tankları şehire sokarak, bu ne zaman dünyanın neresinde böyle bir mücadele yürütülmüş? Onun için diyoruz savaş suçuydu bunlar. Ve sonuçta geldiğimiz nokta ortada. Yani Türkiye Orta Doğu macerasından tamamıyla yenik ayrıldı. Biraz önce Ergün arkadaşımız da ona değindi. Ben onların tekrarına girmeyeceğim. Yani ne umarken ne bulundu. DAEŞ'le kol kola girildi. Bugün DAEŞ'in bütün belgeleri Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın, Rusya'nın elinde ve bunlar Türkiye'nin önüne çıkartılacak. Bugün bir sözdür söylüyoruz. Yani bunlar hiçbir zaman. Mesela Birleşmiş Milletler'in bu şehir yıkımının savaş suçunu kesin ele alacağına bir gün inanıyoruz yani bu konuda. Henüz herhalde ortamı oluşmamıştır. Ama bunlar hepsi tespit edilmiştir. Bunlar artık dünyanın bu kadar teknolojisinin ilerlediği bir dönemde uydularla her şey tespit edilmiştir. Yani Nusaybinlerin bütün diğer şehirlerin nasıl yakılıp yıkıldığı ortadadır. O bakımdan yani bir savaş suçunun, bir insanlık suçunun işlendiği, işte Cizre'de Bodrumlarda 180 öğrenci, bakın çok acıdır bunu söylemek zorundayım. Bunlar hepsi üniversite öğrencileriydi. O zaman Diyarbakır'da bir komple yapmışlardı bunlar. Çoğunun ailesinin de haberi yoktu. Oraya neye gidiyorlar? İşte bir görmeye, orada ne oluyor diye. Ondan sonra sokağa çıkma yasakları ilan edilirken bu gençler çoğu çıkamadılar. Hiçbirisinin elinde silah yoktu. Ve bunlar hepsi orada bodrumlarda yakıldılar. Açık söylüyorum. 180'in üzerinde insan yakıldı. Ve canlı yayında yakıldı. Yani. Korkunç bir şey. Bağlantılar onunki. Diyor ki asker şu anda diyor elinde bidon yaklaşıyor. Evet döktü diyor. Ondan sonra çığlıklar çıkıyor yani. Bunları yaşadık hepsini. Şimdi onun için bu savaş suçlarının insanlığın vicdanı hala yaşıyorsa ki ben inanıyorum yaşıyor. Bunların mutlaka hesabı müsebbiplerinden sorulacak yani. Bu, biz buna kesin inanıyoruz. Tabii siz 90'lı yılları da yaşadınız, yakında yaşadınız ve uzun yıllar cezaevinde yaşadınız. Şimdi tekrardan devlet yeniden güvenlikçi bir konsept uyguluyor. Sizce mevcut iktidar yeniden bu güvenlikçi konseptini terk edip yeniden çözüme döner mi? Ne olsa dönme ihtimali yüksek. Sizce var mı böyle bir ihtimal? Hayır, yoktur. Yani ben açık söyleyeyim. Yani bunu literatürde, siyasi literatürde şu anda kurumlaşan bir faşist diktatörlüktür. Dünyanın hiçbir yerinde faşistler, mesela Hitler'i düşünün, Hitler'i örnek veriyorum. Yani 9 Mayıs 1945'te intihar etti biliyorsunuz. Onun filmleri var, kitapları yayınlandı. Ya 100 metre öteye yaklaşmışlar, o dağda savaş naraları atıyor. Yani onun için faşizmde, faşist diktatörlükte eğer biz bu siyasi rejimin adını doğru koyuyorsak onlarla müzakere yapılabildiği dünyada örneği yoktur. Yani bunlar hiçbir zaman sonuna kadar İttihat Terakkicileri düşünün. Sonunda her birisi bir yerde öldüler değil mi? Kaçtılar ülke dışına ve son ana kadar savaştılar. Enver Paşa'nın nasıl öldüğünü hepimiz biliyoruz. Art sırtında elinde mavzer iken öldü. Yani bunlardan demokratik bir çerçevede tekrar bir araya gelmek, müzakere yürütmek, çözüm bulmak düşünülmemeli. Biz de düşünmüyoruz öyle bir şey. Yoktur, öyle bir şey olamaz. Yani eğer bunlar olabilse o zaman biz dönüp şunu tahlil etmemiz lazım. Ya biz bu yönetime haksızlık mı yapıyoruz? Bunlar faşist diktatörlük yoksa değil de biz bunları rastgele siyasi literatürün dışında itham mı ediyoruz? Hayır, bundan eminiz. Yani bugün bir kitap ismi vereceğim. Hitler'in kitabı denen
Sovyet istihbaratının hazırladığı, 4 yıllık çabayla hazırladığı bugün kitabı okursanız, bu Türkçe'de basıldı, Hitler'in kitabı ismi, onu okuduğunuzda aynen Erdoğan'ın ve şürekasının uyguladığı, Hitler'in 1930'larda uyguladığı sistemdir. Aynısını yapıyorlar. Ve Türkiye'de bunlar, aynen Hitler nasıl en son kafasına sıktıysa kurşunu, bunların da başka çaresi yok. Bunlar sonuna kadar direnecekler ve sonunda ancak kırılırlar. Yani esnemeyeceklerdir. Demokratik müzakere veyahut da bu sorunları demokratik çözme asla bunlardan beklenmemeli. Biz buna inanmıyoruz zaten. Böyle bir şey olacağını. Ergün Bey, son sözü artık alayım. Zamanımız da bitmek üzere. Bayağı da uzun bir sohbet oldu. Türkiye'nin, siz belirttiniz, Türkiye'nin bu karanlık gidişata doğru, bu gidişatını engellemek için Kürt siyasetine ve muhalefete ne düşüyor? Yani şu anda Kürt siyaseti dışında gerçekçi bir muhalefet görünmüyor maalesef Türkiye'de. Yani Kürt gerçeğini görmeden, kabul etmeden, inkara dayalı bütün siyasi partilerin Türkiye'ye getireceği sadece felaket olacaktır. Türkiye Kürt gerçekliğiyle yüzleşmeden demokratik bir toplum inşası gerçekleştiremez. Demokratik bir toplum inşası gerçekleştiremediği sürece de ekonomik bir refaha ulaşamaz. Toplum olarak ağır bedel ödemek zorunda kalır. Yani Almanların 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşayıp gördüğü gibi Türkiye halkının da maalesef Kürt meselesindeki çözümsüzlüğün, hukuksuzluğa, hukuksuzluğun fakirleşmeye, açlığa, yokluğa neden olduğunu görüp gerçekçi çözümlere yönelmesi lazım. Bu mevcut siyasi partilerle, CHP, İYİ Parti dahil, Türkiye'nin Kürt meselesini çözmesi, öyle bir akla yönelmesi mümkün görünmüyor. Peki, yayınımızın sonuna geldik. Kürt siyasi Hatip Dicle ve Ahval Editörü Ergün Baban, çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler. Başarılar, sağ olun. Ergün Bey, size de iyi günler. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler.